Geçen programda anlatmıştık, onu tekrar hatırlatayım da tam altını çizen bir nokta olduğunu düşünüyorum o sloganın. Evlerinin kapısına Can'ın resmini asıyorlar ve küçük minik bir arkadaşı geliyor Yaden'inde. O kim diye soruyor. O diyor ki iyileri kötülerden koruyan bir adam diyor. Hı hı. Yani o kadar güzel o sloganı anlatıyor ki Yaden'in o sloganı. Tam da sizin anlattığınızın altını çizmek için söyledim. Bak gerçekten milyonlarca yurttaşımız adına içimizden bir kısım arkadaşımız. Yani seçildiler. Onlar sahiplendiler. Her birimizin yapacağı şeyi arkadaşlarımız gerçekten. Ben mahkeme süreçlerini de takip eden bir arkadaşınız olarak da söyleyeyim. Hiç şöyle bir şey olmadı. Hiçbir arkadaşımız biz bunu yapmadık, öyle yapmadık, böyle yapmadık demedi. Ne yaptılarsa bizim arkadaşlarımızın hepsi. Bakın bence bu bile bir ölçüt, biliyor musunuz? Şimdi ara sıra bana mesela hakaret ediyorlar internet üzerinden, küfür ediyorlar. Küfür edildiğinde dava açıyorum. Küfür edilirse dava açıyorum. Ya arkadaş, bir tanesi bugüne kadar evet bunu ben yaptım, bu adam hak etti, o yüzden küfür ettim demiyor. Hepsi yeğenim yazmış, komşum yazmış, amcamın oğlu yazmış falan diyor. Bizim arkadaşlarımızın hiçbiri böyle değildir. Ne yaptıysak çıkar, savunuruz, bedeli neyse öderiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama şunu kabul edelim ya. Bu arkadaşlarımız aylardır cezaevindeler ve bizim için yatıyorlar. Birlikte yaptığımız eylemin tarihsel, siyasal sorumluluğunu bu arkadaşlarımız üstlenmişler. Bizim bunu mesela hiç gündemden düşürmememiz lazım. Ama neye üzülüyorum biliyor musunuz işte? Mesela burada açık bir adaletsizlik vardı. Arkadaşlarımız yatıyor. Ara sıra biz seslerini duyurmaya çalışıyoruz falan. Ama genel olarak unutuluyor. Ne zaman tekrar gündeme geliyor? İşte Ekrem İmamoğlu da bir haksızlığa uğradığında tekrar gündeme geliyor. Ya da işte yarın öbür gün başka bir siyasi benzer bir haksızlığa uğradığında tekrar gündeme geliyor. Ama bir türlü biz bunları bütünleştiremiyoruz. Ya herkes için adalet ya. Herkes için adalet zor bir şey mi ya? Ve bakın gerçekten bir insan, mesela ben siyasi bir görüşüm var ve bunun gereği neyse, cezaevi ise cezaevi ise ölümse ölüm, hepsini göze alarak bu işe girmişim değil mi? Hani bizi bir kenara bırakıyorum ya. Ya ben mesela Mısra Öz'ün tweetlerini okuyamıyorum arkadaşlar, evet. Ya bu sabah saat 6.30'da oğlunun fotoğrafını paylaşmış kadıncağız. Gece bilmem kaçta Şaban Vatan kızının fotoğrafını paylaşıyor. Yani sadece hani diyelim ki biz Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakipleriyiz, eline de aldı bir sopa. Yargı sopası bunun eline geçti. O sopayla bizi dövüyor. Hani buna isyan etmiyorsunuz. Hani diyorsunuz ki kavgada yumruk sayılmaz. Bunlar rakipler, kavga ediyorlar bile. Ya küçücük çocuklar ya. Küçücük çocuklar bu iktidar yüzünden Rabia Naz ve Arda. Neler yaşıyor. Sadece onlar, aklıma onlar geliyor. Yani öbür tarafta Burak Oraş var. Yani işte bisiklete binen Umut Gündüz kardeşim, Umut Gündüz kardeşimiz. Yani gündelik olaylar nedeniyle ama iktidara yakın. Ama iktidarın çevresinde failleri olduğu için korunan insanlar. Tarikat meselesi arkadaşlar, insan yani biz bu ülkeyi gerçekten bu hale getiren karanlıkla hesaplaşmak zorundayız. Bu olamaz ya. Bakın hep tartışılıyor işte eski Türkiye, yeni Türkiye falan. Ya yani Eskişehir'deki olay nedir arkadaşlar ya? Bir çocuk, hani gerçekten ayrıntısını bilmiyorum, öğrenmek de istemiyorum, kaldıramayacağımı düşünüyorum. Düşünsenize ya, Eskişehir burası. Bütün Eskişehirli yurttaşlara soruyorum ya, sizin mahallenizde, sokağınızda bir çocuk açlıktan, bakımsızlıktan öldü ya. Biz böyle bir ülke değiliz. Bunu kabul edemeyiz. O yüzden diyorum adalet meselesi. Yani bizim bu adalet tartışmasını bütün boyutlarıyla gündeme getirmemiz lazım. Evet. Şimdi Sayın Başkan, biliyorum sabah işiniz var. Çok tutmayacağım ve son sorumu sorayım. Geçtiğimiz hafta böyle uzunca bir TT'de kaldınız. Bazı açıklamalarınızdan dolayı. Burada da sizi TT'ye alalım. En çok konuşulanlar arasında. Ne yapacaksınız? Evlere mi çökeceksiniz? Onların sorusuyla ya, sorayım. Bunu başlı başına bir program yapsak çok mutlu olur arkadaşlar. Şimdi şöyle, bir takım temel insan ihtiyaçları var. Ve şuradan başlamamız lazım tartışmaya. Temel ihtiyaçlarımız kimsenin para kazanma aracı haline getirilemez. Bakın, burada anlaşıyorsak gerisini çözeriz. Ama ben bakıyorum Türkiye'ye. Bizim bütün zorunlu ihtiyaçlarımız bir takım sermaye gruplarına peşkeş çekilmiş. Elektrikten suya kadar, hani benim çocukluğumda hep söylüyorum onu. Devlete vergi vermek için böyle, o zaman TRT'de şeyler vardı. Bir dakika falan gibi. Bugün kamu spotu diye modern bir ismi var, o zaman başka bir şeydi. Orada şu anlatılırdı bize. Verginizi verin. Verdiğiniz vergi yol, su, elektrik olarak size geri dönecek. Ben böyle büyüdüm. Ben bunu öğrendim. Yani devlete vergi veririz. O verginin karşılığı yol, su, elektrik olarak asgari düzeyde bize döner. Şimdi biz vergi vermeye devam ediyoruz. Ama yola da para veriyoruz. Geçsek de veriyoruz, geçmesek de veriyoruz. Suya da para veriyoruz. Elektriğe de para veriyoruz. Ne bileyim işte
Hastaneye de para veriyoruz, okula da para veriyoruz. Bunlar temel ihtiyaçlar arkadaşlar. Ben bu tartışmayı Türkiye'nin gündemine sokmaktan mutluyum, onu söyleyeyim. Yani böyle sosyal medya muhabbeti olarak dönünce böyle çok derinlikli ilerleyemiyorsunuz belki ama bu tartışmanın Türkiye'nin gündemine girmesi lazım. İnsanların insan olmaktan kaynaklı temel hakları vardır ve bu haklar parayla alınıp satılamaz. Barınmada ve barınma da konut da bunlardan bir tanesidir. Şimdi mesela bize böyle çok... Yani bir kısmı belki gerçekten hani biraz espri olsun diye söylüyor ama böyle kapitalizmin savunucuları var bir de karşımızda. Tamam işte bak gördün mü bunlar herkesin evine çökecekler falan. Abi çıkartalım rakamları koyalım. Benim kapitalizm çöküyor milletin evine ya. AKP döneminde kiracıların sayısı mı arttı, ev sahiplerinin sayısı mı arttı? İnsanlar evlerini kaybediyorlar AKP döneminde. Kiracıların sayısı Türkiye'de iktidar dönemi boyunca her geçen gün artmış. Dolayısıyla insanlarda evine çöken birisi varsa bu iktidar. Biz neyi savunuyoruz? Biz diyoruz ki her yurttaşın başını sokabileceği yetmez. İnsanca ve güvenli yaşayabileceği konutlara ihtiyacı var. Her yurttaşın hakkı bu. Ama Türkiye'de ne oluyor? Bakıyorsunuz arkadaşlar 100 dairesi, 200 dairesi, 300 dairesi olan konut baronları, emlak baronları oluşmaya başlamış. Ve bu zorunlu ihtiyaç üzerinden inanılmaz paralar kazanıyorlar. Düşünüyorsunuz kira fiyatları sürekli artıyor. Bir tekerleşme, tipik bir kapitalist süreç bu. Kira fiyatları sürekli artıyor. Memleket betona boğulmuş durumda. Biz bunu mu düşüneceğiz? Yani müteahhitler nasıl daha çok para kazanacak? İşte emlak baronları nasıl daha çok para kazanacak? Ben diyorum ki bunu düşünmeyi bir kenara bırakalım. Her yurttaşımızın mesela deprem riskini yaşamadan, o korkuyla değil, güvenle. Yani deprem de olsa benim evim sağlam ve yıkılmaz. Benim evim sağlıklı bir yaşama uygun. İşte insan gibi yaşayabiliyorum. Çoluğum çocuğum sokakta kalmaz. Yarın öbür gün kirayı ödeyemezsem ev sahibi evden atar mı? Ev sahibi bu sene kiraya %300 zam yaparsa ne yapacağım? Kaygıları yaşamadan bu ülkede yaşaması mümkün. Türkiye'nin kaynakları buna yeter. Biraz önce söyledim bakın. 1 milyon lira dedim ya faiz. Hesap edin. İşte bugün benim aldığım rakam. Başkaları başka rakam alsa 3 aşağı 5 yukarı. Maliyet olarak baktığınızda bir evin maliyeti 250 bin lira. 2 artı 1, 100 metrekarelik bir evin maliyeti. Toplu konut haline yaparsanız. Hesaplayın arkadaşlar. 4 milyon ev yaparsınız ya. Evet. Türkiye'de toplam kiracı sayısı 13 milyon. Ya bunların çözümü o kadar mümkün ki. Ama şu algıyı yıkmamız lazım. O yüzden o tartışmayı. Hoşuma gidiyor tartışmanın devam etmesini istiyorum. Çünkü hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Yine böyle sosyal medyada çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Ben çalışma saatlerinin düşürülmesini önerdim. Bu böyle benim bulduğum müthiş bir fikir falan değil. Sosyalistler 200 yıldır bunun için mücadele ediyoruz zaten. Ama çalışma saatlerinin düşürülmesini önerdiğimde de aynı kapitalizmin sınırları içerisinde bakan akıl olur mu öyle şey falan diye isyan etti. Şimdi kapitalist Belçika çalışma saatlerini düşürdü. Haftada bir günü indirdi. Demek ki bunlar mümkün. Yeter ki neyi arıyorsunuz? İnsanın, yurttaşın huzurunu, mutluluğunu, refahını arıyorsanız çözüm üretmek mümkündür. Ben bunları savunmaya devam edeceğim. Dolayısıyla emlak baronları dışında kimsenin korkmasına gerek yok. Her yurttaşımız, hatta şey oldu onu da söyleyeyim. O açıdan üzüldüm biraz. Hani herkes oturdu evin sahibi olsun deyince böyle o anı dondurarak düşündükleri için mesela ben şunu kabul eder miyim ya? Maden işçisi kardeşim diyelim ki iki göz gece kondu da yaşamaya devam edecek. Yok kardeşim kusura bakmayın. O da insan gibi yaşayacak. O da güzel bir evde, rahat, huzurlu, çocuklarıyla mutlu olabileceği bir evde yaşayacak. Herkes güvenli, gelecekten kaygı duymadığı bir konuta sahip olmalı. Bu sağlanabilir. Buradaki temel mesele şu. Kapitalizm her şeyi parayla ölçüyor. Bu algıyı yıkmamız lazım. Yani her şey para değil. İşte programın başında konuştuğumuz şey. Yani o zihniyetle her insanın ev sahibi olamayacağını düşünen zihniyet aslında belli bir duygudaşlık içerisinde, belli bir paralellik içerisinde düşünceler. Eğer siz sağlıktan para kazanmayı yetersiz bulurlarsa, bak sağlık alınıp satılabilir bir şey olursa birileri sağlıktan para kazanmaya başlar. Sağlıktan para kazanmaya başladığında da daha fazla insandan daha fazla para kazanmak ve bunun sonucu olarak onların ölmesi de onu hiç umursamaz. Oysa basit bir çağrı yapıyorum ben. Türkiye'nin ve dünyanın bütün sorunlarını akılla, bilimle ve vicdanla çözebiliriz. Yeter ki bunu merkeze alalım. Şu para kazanma hırsını, paradan para kazanma hırsını, bir takım zenginlerin daha zengin olması hırsını yenmemiz lazım. Bütün problemimiz bu. Bence AKP niye bu ülkede 20 yıl iktidar oldu sorusunun bir yanıtı da maalesef bu arkadaşlar. Bunu da görmemiz lazım. Yani AKP öyle gökten zemmille tesadüfen gelmiş bir parti değil. Zenginleri daha zengin etmek için görevlendirilmiş ve bunu başardığı sürece de iktidar koltuğunda oturabileceğini gördüğü için
sürekli olarak kafayı buraya doğru çalıştırmış. İşte şehir hastanelerinden kamu özel işbirliği projelerine, bu yolsuzluklardan, hırsızlıklardan, uluslararası ilişkilerdeki o omurgasız tavırdan hepsi bir avuç zengini daha zengin etmek için yapılmış. Bizim bunu külliyen reddetmemiz lazım. Bunu yaptığımızda ben gerçekten çok güveniyorum bu ülkeye. Bu ülkenin insanlarına, insan kaynaklarına, bu ülkenin zenginliklerine çok güveniyorum. Niye güveniyorsun? Hep bu soruyorlar. Nasıl güveniyorsun? Ya AKP gibi bir iktidar 20 yılda bu ülkeyi bitiremedi arkadaşlar. Daha bir ülkenin zengin olduğuna başka işaret arar mısınız ya? Ya bu kadar böyle hani memleketin üstünden geçtiler ama bitmedik yani. Demek ki çok zengin bir ülkeyiz. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Katıldığınız zaman ayırdınız. Söylediğimiz sürenin de üstüne çıktık, beklediniz. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi siz buradayken uğurlayacağım sizi ama önce bir şey söyleyeyim. Bir teaser vereceğiz. Ardından geleceğiz. Murat Arar bugün bir dosya açmıştı. Ve detaylı bir şekilde anlatmıştık.